Başbakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. 26 Ağustos münasebetiyle Malazgirt'te ama Ahlat'ta efendim devam eden etkinlik bizi efendim Cumhurbaşkanımıza katılmış. Hakikaten çok mutlu etti. Zaten annesinin de oraya katılmış olması, biz de burada efendim ziyaret etmesi bizleri bahtiyar ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, Bitlis'imiz malumunuz Türkiye'nin en güzide vilayetlerinden birisi ve en kadim şehirlerinden birisi. Yaklaşık 7000 yıllık bir şehir Bitlis'imiz. 6 ilçesi var. Her biri birbirinden güzel efendim. Tatvan, Ahlat, Adil, Cevaz, Hizan, Mutki, Güroymak ve Bitlis merkezle beraber toplam 7 ilçemiz var. Efendim asayiş anlamında belki de Türkiye'nin huzur yerlerinden birisi ama terörle ilgili anlam mevzular ne yazık ki ilimizde de yaşanmış. Dönemde de yaşanıyordu. Geçtiğimiz dönem içerisinde şu bölgede 6 tane kayyum arkadaşımız vardı. Ben de kayyumdum. Çok şükür şu anda kayyum yok şu anda. Seçimlerimiz gayet güvenli bir şekilde atlatıldı. Sıkıntısız oluyor. Efendim bölgenin çok ciddi anlamda bir genç nüfusu var. Bitlis'imiz yaş ortalaması efendim Türkiye'nin yaş ortalaması 32, Bitlis'in 23 sayılır. Bitlis'in yaş ortalaması 23 sayılmış bugün. Bu da beraberinde işsizliği getiriyor ne yazık ki. İnşallah sayın vekillerimizin de ciddi anlamda çalışmalarıyla burada tekstil kent oluşturma çabamız var. Zaten bizim de desteğiyle inşallah efendim oluşturduğumuzda müthiş bir iş gücü potansiyeliyle beraber bölgede efendim lokomotif olacağız diye düşünüyoruz. Yani Tatvan'dan sonra Bitlis'i görünce Allah Allah. Şey, orası mı şehir, burası mı şehir diye doğrusu kafam karıştı. Ancak geçen 17 yıl içerisinde Bitlis altyapı bakımından, yollar bakımından, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri bakımından çok ciddi gelişme gösterdi. Güzel üniversitesi var. Tatvan'a olsun, Muş'a olsun, Van'a olsun, yolları, hatta ilçeleri, Mutki'ye, diğer yollar, büyük oranda tamamlanan Baykan, Siirt yolu olunca Bitlis'in tabii çevresi değişti. Ama en önemlisi de Bitlis'te bu çevre yolu Bitlis'in çok büyük yükünü, büyük bir problemini çözdü. Burada Bitlis'in şehir içinin karı meşhurdu. Kar yağdı mı adam boyu, kaç adam boyu o dere bir şeye dönüşüyor. Kamyonlar da kar. Evet. Dün iki tane araç karşı karşıya geldi mi artık şehrin içi terç oldu. Şimdi gelirken tüneli kalkma fırsatım olmamış. Beraber baktık. Güzel bir şey olmuş. Tabii önce birini inşa ettik, sonra birini inşa ettik. Sağ olsun Vahit Bey, olsun Kemal Bey olsun. Çok meseleye sahip çünkü takip ettiler. Güzel bir şey ortaya çıktı. Tabii bunlar yapılmakla beraber yeterli değil. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza da milletvekilimiz Hazretli. Burayı biz 6. bölge yaptık. Evet. Doğrudur. 6. bölge olduğu için artık tekstil türü, emek yolu işler bu taraflara derdemez hayır. Bu bağlamda tekstille ilgili istihdama katkı sağlayacak fabrikalar istekli olan kuruluşlar mevcut. İnşallah bu yönüyle de bir adım atılırsa çok daha güzel olabilir. İş olur. Şimdi tabii esasına göre asayiş problemi de yok denecek kadar çok azaldı. Adi olaylarda zaten bir şey yok. Yok. Terör olaylarında da kontrol devletin elinde. Şükür. Gayet güzel başarılı çalışmalar yapılıyor. İnşallah bundan sonra bu cazibe merkezi programları marifetiyle bölgeyi daha çok yaz kış insanlarımızın, vatandaşımızın hem kı-
kırsalda hem şehirde devam edeceği hale getirmemiz lazım. Buna daha çok kafa yormamız lazım. Bu şekilde zaten altyapı bakımından gelişmişlik farkı kalmadı. Yani yoldu, hastaneydi, okuldu, üniversiteydi, bunlar insanların bir bölgede oturması için en temel şeyler. Tüm bu hizmetler mevcut. O halde ne lazım? Üst yapı yapmış. Daha fazla yoğunlaşmak gerekir. İnşallah bu dönemde de o eksikliği çözecek.